Yaşanmalar. Bir saniye maşallah. Ne be? Baba manyak. Sus deli. Maşallah dediğimiz iki dakika yaşıyor. Allah deli ya. Ama Allah'ım herkes deli hasret. Ben akıllı hasretim. Allah'ım yarabbim. Şöyle göster. Göster. Allah nazarlardan, kem gözlerden, yılanlardan korusun yarabbim. Amin. Tıs. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım efendim. Neyle başlayacağız? Ben şarkıcı olmaya karar verdim. Söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Siz de şarkıcı olmak isterseniz bize yazın aşağıya. Bir paralar konuşacağız şu anda. Bak gerçekten 35 yaşıma geldim. Sunuculuk, spikerlik, moderatörlük falanlık derken, filanlık derken şu an itibariyle bu haberle şarkıcı oluyorum. Ama böyle işte bir şey yok yani. Sanatçılarımızın bayramda alacakları paralar. Çoktandır anladım senin gözün dışarıda. Siyah olur siyah. Ünlüler bu bayramda da çifte bayram yaşayacak. Ramazan bayramına 2 hafta kala ünlü isimlerin konser ücretleri açıklandı. Bayramda en yüksek ücreti hangi ünlü alacak? Zirveye geçmeden önce 1 milyonla başlıyoruz bayram tarifesine. Deniz Seki Antalya'da çıkacak hayranlarının karşısına. Konser geliri 1 milyon lira. Zara Kıbrıs'ta sahne alacak. Ünlüler arasında o da bayram tarifesini 1 milyon lirayla açanlardan. Aleyna Tilki de Kıbrıs'ta coşturacak hayranlarını. O da konser ücreti olarak 1 milyon lira alacak. Cevval Sam 1 milyon 500 bin lira. İrem Derici ise İstanbul'da bayram konserinden 1 milyon 800 bin lira alacak. Evet, zirveye yaklaştık. Bayramda en yüksek konser ücretini kim alacak dersiniz? Candan Erçetin bayramda Antalya konserinden 2 milyon lira alacak. Dünyada ölümden başkası yalan. Alişan bayramda hem Kıbrıs'ta hem de Antalya'da olacak. İki konserin geliri 2 milyon 750 bin lira. Yine gözümüz yükseleklerde. Aşkın Nur Yengi Kıbrıs ve Antalya konserlerinden toplam 4 milyon lira alacak. Konserden 4 milyon lira alacak bir diğer isim Yıldız Tilbe. Tilbe İstanbul ve Kıbrıs'ta sahne alacak. Güzel elbiseleri giyip kışa. İki konser 4 milyon tarifesine uyan bir diğer isimse Özcan Deniz. Kıbrıs ve Antalya konserinden kazanacak bu parayı. Bayramın her gününü boş geçirmeyecek ünlüler de yok değil. 3 güne 3 konser sığdıracak Linet. Antalya, Batum ve İstanbul'da sahne alacak. 3 konserden 5 milyon lira alacak. Bayramda 3'te 3 yapacak bir diğer isimse Bülent Ersoy. Mersin, İstanbul ve Dubai'de sahne alacak diva. Tam 5 milyon 300 bin lira kazanacak. Hangi yana baksam durum karşım. Ebru Gündeş Kıbrıs ve Antalya'da olacak bayramda. 2 konserden 7 milyon 500 bin lira kazanacak. Omsuzluk yok artık. Ve listenin 2 numarası Ajda Pekkan, süperstar Kıbrıs konserinden 8 milyon 500 bin lira kazanacak. Çoktandır anladım senin gözün dışarıda, eskisi gibi. Geldik zirveye, bayram en çok ona bayram olacak. O isim Gülşen, aynen öyle olacak. Yatacak, kalkacak, konser verecek Gülşen bayram boyunca 4 farklı yerde. İstanbul, Antalya, Kıbrıs ve Berlin'de sahne alacak. 4 konserden alacağı 10 milyon lirayla bayramın en çok kazanan ismi olacak. Yılda kazanmıştı 10 milyonu.
Yok, hangi reklamlardan mı? Bir reklamdan. Bir yıllık kazancı diye konuştuk ya burada. Evet. 10 milyon muydu? Yani Afra da kazanıyor, Serenay da kazanıyor. Gülşen mi yok? Gülşen. 4 günde. İyi bayramlar Gülşen. İyi bayramlar. Yani hadi 2-3 gün elimi olsun. Elimi de kolumu da bağ. Dudaklar lollipop al. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. 4 milyon, kaç 10 milyon alacağız. Yatacağız kalkacağız, yatacağız. Hiç benim bu ya, yani bu bir yatmaktan kalkmaktan ben hiçbir şey alamadım daha. Hala. Arthur sen de bir düet mi yapsak bak, ya? Bak ne güzel bir yazmış yatacağız kalkacağız demiş 10 milyonu kaptı. Biz sabah 5'te buralara gelelim. Hiç. Biz ne kadar akşama 10 milyon kazanabilir miyiz ömrümüz hayatımız boyunca? 10 milyon olur mu bizde? 10 yani, milyon kazandın mı Arthur? Senin gerçi çok evin var. Sizin işiniz zor. 10 milyon size zor verirler de yani. Yatacağız kalkacağız. Bir diyet yapsak derdi. Senin evet. Diyet beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Evet. Zeki Müren gibi. Arto şu anda. Sabah sabah iyi çıktı sesim yine sabah. Ruha dokunuyorsun yani ruha. Daha düşün daha yeni uyandım yani. Vallahi çok evet iyisin. Evet efendim buradan Arto. Yönetmez miyim 1 milyon Kıbrıs lira? Kıbrıs otellere göz kırpıyor. Öyle derler ya. Arto'yu da lütfen bayramda hiç olmazsa. Kaça çıkarsın şu Arto? Şu Alişan gibi olamadım. Kaşen yani kaç şu. Kaşen. Kaşem. Ay başka şey anladım. Kaşem kaç kaşem. Ben de farklı anladım. Şu Alişan'a da, şu Alişan'a gerçekten 4 milyon verirler mi yani 2-3 gün için? Yani. Siz hakikaten çıldırmışsınız. Alişan'a ne deli misiniz ayol? Ne kaldı? 4 milyon 3,5 milyon. Alişan'a. Var ya. Sevdamı dağlara yazarım. Ben bıraktım Alişan'ı. Var ya. Gözümü kırpmam yakarım. Var ya. Bu ne ayol? Ya şu adama deli misiniz? İyice kafayı yediniz yemin ederim ya. Burada Ebru Gündeş. Ebru Gündeş hak ediyor. Yıldız Tilbe yani bana göre hak etmese de çok hak ediyor. Çünkü her yaptığı konser full artı full. Ben matematiğe bakarım. Doğru. Müthiş bir sanatçı. Seviyorlar. Hani korkarım? Hani gelir mi o gün gelmez mi konsere çıkar mı çıkmaz mı? Ondan korktuğum için. Özcan Deniz erkeklerde kesinlikle değer. Ajda Pekkan kesinlikle Ajda değer. Ajda Pekkan'ı Ebru Gündeş'ten fazla almasın? Olabilir. Keşke sen de 80'ine gelsen de dermişim. Hayır, müthiş yani, müthiş. Başka kim var size göre? Bülent Ersoy. Bülent Ersoy. Çok medyatik olduğu için yine karşılar, getiren otel ya da kimse onun reklamı çok iyi olur. Yılmaz Morgül o kadar konuştuk. Bak kadın, Yılmaz Morgül hiç etkilenmiyor. İyilik insan. Meleği. O ayrı bir kategori. Dedikleri yanlış değil. Değil ama dedikleri etkilenmiş doğru. Kimse görüyoruz. Ya bizim halkımız ne zaman iyiye oy verdi? Ne zaman dürüste ya da bilmem neye? Tabii doğru insanları tenzih ediyorum genelleme da. Genelleme değil tabii. Yani Hadise'nin ne haberlerini çıkarttık? 10 milyona 15 milyona reklam anlaşması yaptı. Ve yanlış anlama bu aile bütünlüğüyle bir olan bir anlaşmayı yaptı. Bir takı mesela. Bir bilmem ne yani yaparsın? Ki sevgiline, tabii. Karına hediye edeceğin şeyde Hadise'yi oynattılar. Yani iddialar üzerine. Şaka gibisiniz yani. Demek ki spesifik bir fikir var ya reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Demek doğru. Demek çok doğru. Demek elinizden gelen bir türlü leşliği yapabiliriz yani. Hadi kalkın şimdi bayramda gidiyoruz. Bayramda bir otele gideceğiz ve bir kişiyi seçeceğiz. Bir sanatçıyı seçeceğiz ve bayramımızı onunla geçireceğiz. Kimi seçiyorsun Yağmur Çevik? Evet bu güzel soru. Güzel bir soru. Güzel soru. Kime gidiyorsun? Hadi bakayım kalk. Şimdi Gülşen'le Ebru Gündeş arasında kaldım. Mesela ben burada da sese bakmam daha çok. İşte kimle eğleneceksin? Mesela Tarkan'a asla gitmem. Ne? Bu kadar para ödeyeceğim ki en sevdiğim sanatçıdan bahsediyorum. Evet, seversin sen. 12'ye 10 kala, 12'ye çeyrek kala yılbaşıyı benimle kutlamayacak ama ben ona 2 milyon dolar ödeyeceğim. Yani hem profesyonel olarak hem de benle 12'ye çeyrek kala. Ailemle o zaman tümüyle ailenle kalacaksın hayatım. 12'ye çeyrek kala inmeyeceksin. Ama seni alanda kabahat tabii.
Arto'yu alacaksınız. En çok Arto'yu. Yanlış anlamayın bunu söylüyorum ama en sevdiğim adam olduğu halde bunu söylüyorum. Sen diyorsun ki böyle sahnede ben sana gelmişti. Bu kadar eğer para verdiysem. Böyle bir olay gönlüme gelmişti. Arto'nu söylüyor. Tabii. Sonra dikkat etti diye biliyorum ama ben bir daha bakarız tabii ki. Yok yine yapmadı. Yine mi yapmadı? Yine indi. Şimdi Yağmur, söyle. Gülşen'le kimin arasında kaldın? Ebru Gündeş'in arasında kaldım. Düşünüyorum hangisi beni daha çok gece oynatır? Gerçi ben Ebru'da hangisi ruhuma dokunur? Evet. Çok Ebru beni çok uzun yıllardır, çok önce tanıdığım. Gülşen'i izledim, Ebru Gündeş'i izlerim. Hadi öyle diyeyim. Gülşen'i izledin, Ebru Gündeş'i tercih ediyorsun. Ebru Gündeş'i izlemedim sahnesini, onu izlemek isterim. Artık kimi seçtin? Bilmiyorum ki çoğu tanıdığım arkadaşım. Yani çoğu tanıdığım insanlar. Ama birine para vereceksin. Yani Ebru olur. Söyleyin. Özcan olmaz herhalde de. Yani onu ben seni Alişan'a gönderiyorum ben seni. Ay, bütün Alişan, masraflarım benden. Alişan mesela asla. Otelde 3 gün kalacaksın. Bütün uçak masrafları. Devamlı bağıran bir sanatçı. Devamlı bağırıyor. Devamlı bağıran bir adam var sahnede ya, yani. Ya Allah da seni işte sopası yok böyle vur. Devamlı bağıran bir gerçekten moderatör yani. Sunucu takım arkadaşı beni gönderdi sana. Aranızda Ninet dinleyen var mı? Ben dinledim. Ben o da bağırıyor. Bağırıyor. Çok bağırıyor. Bana da çok bağırıyor yani, geliyor. Yani sesi çok güçlüdür, evet, çok güçlü. Sağlamdır. Yok, ona sorun o yok. Ayrı. Şimdi Sezer'in hakkı Sezer. Pardon da. Bülent Ersoy da çok eğlenirim ay, bence. O da şimdi kor. Allah bismillah. Böyle yapar. Otur çocuğum, konuşma, yemek yeme. Allah kahretmesin, otur yerine. Şimdi bu sanatçılardan da böyle birazcık daha hani eğleneceğiz ya bayramda. Sahne şovlarıyla da böyle sahnesini renklendiren sanatçıları da tercih etmek isterim ben. Çıkacak orada şarkıyı söyleyecek, bitecek. Siz olsanız ya kime giderdiniz? İşte şarkılarını ezbere bildiğim bir sanatçı. Da hani hep bir ağızdan böyle söyleyelim, eğlenelim. Onu da tercih etmek isterim. Hadi yazın bize Söylemezsem Olmaz Official'a. Sizin Mehmet Ali bizi seyrediyormuş. Mehmet Ali sen olsan kime giderdin? Bir iki rakam için, bir iki sanatçı için feci gönderme yapmış. Oo. Ona kim verir diyor. O parayı. 3-5 milyon diyor. İfşa yok mu? İfşa. Bizi ifşala. Söyleyemem. Mehmet Ali ifşalama. Bu ifşalamayacağım bir kadın da onun için. Bir kadın sanatçı için peki demiş ama. Peki sence hangisi peki, kimi ifşalamıştır, kime vermiştir? Peki hangi Arto sahne alsa sen kaç para isterdin? Aa ben artık bunların yanında... Benimki tamam, şey herhalde vokal parası gibi falan olurdu. Yok Arto'ya Akbil'ini verin Arto her türlü sahneye çıkar. Aynen öyle Akbil yeter ki Akbil yok. Uçak bileti istiyorum. Business tabii. Tabii yani, herhalde. Herhalde. Ben arka koltukta, ekonomi. Tabii ben şeyde. Senin kokoreççiyle gidecek halim yok. Ay. Ben nasıl? Ay bugün sıyırdı. Eğitim geliyor sus. Geliyor mu? Evet, eğitimde eğitim. Şimdi gelecek birazdan, tanıştıracağım size. Ne eğitiyor kız? Seni eğitim değil, seni ya. Kimse eğitim yapamaz diye kız. Tanıştıracağım sizi dedim, eğitimle. Eğitimden eğitim şart. Eğitim geliyor. Adı eğitim. Ha, eğitim geliyor. Bana bak kız. Yaşlandı. Yaşlandı. Şey var değil, banka reklamı. Ona mı gidiyorsun, ona gidiyorum. Şey yapayım, ben bütün kulak masraflarını ama da sağlık. Ama eğitimi anlamadım ya, ben doğal olarak şey yapıyorum, anlamadım. Karşılıyorum. Ajda'nın güzelliği, görmediniz. O Linet. Hayır, pardon. Geçti. Bir soru daha geliyor size. Bakın sor. Bana. Tamam. Haydi sor. Peki şimdi gidiyoruz. Burcucuğum ne kadar yapmış ne kadardır? Herhalde bu elbiseyi. Ne kadardır? Ne kadar ödeyeceğiz biz izlemek için mesela? Bu en kadar az para alıyorlarsa. Ne kadar ödeyeceğiz? Ha, bütün full paket bayram için değil gidiyorum mi? Gidiyorum işte Kıbrıs'a gideceğim, en izleyeceğim. En az 250-300 bin liradır. Kafa en başı az. Mı karı koca mı? Ama aslında odayı satıyor olmaları. Dünyada böyle tek başına girsen de 3 kişi de 2 de kişi de girsen aslında odaya parayı veriyorsun. Ya burada niye kafa başı hesaplanıyor ben anlamıyorum. Yani odaya burada para yani, versen de bir kişi ayrı. Tabii canım karı koca ya da iki kişi kalacağın zaman ama arkadaşına da gitsen. Ama ayrı olmaması gerekiyor çünkü odayı satın alıyorsun. Odaya veriyorsun ya parayı. Minimum iki kişisin zaten. Bir kişi gibi alacaksın hemen böyle hiç çaktırmadan. Gözükmeden çaktırmadan içeri alacaksın. 250. 250 şey. Adam başı. Çok pahalı. Çok pahalı. Bu paralar ne verip izleyebiliriz? Ancak bizi davet ederseniz geliriz efendim. Siz olsanız kimi izlerdiniz? İkimizi... Söylemezsem olmaz official. Mehmet Ali Erbil yazmış. İkimize 50 bin lira versinler koşa gidelim. Allah belanı. Ha, giderim. Ben var ya hiç paraya bakmam biliyor musun? Hani yeter ki iste... Hayır. Şur. Hem bakarım hem bakmam öyle değil. Tabii ki bakarım ama mesela beni sevdiğim birisi çağırsın ya da sevdiğim bir yerse... Evet, arkadaş da olsa diyorsun. Hiç umurumda değil. 3'ün 5'in lafını yapmazsın. Yani çünkü parayla çok şükür hiç doğduğumdan beri işim olmadı. Yani
Güzel bir aile olmuş. Abi ya, onun artısı var. Şeyim olmadı. Olmadı. Evet. Arto'ya buradan efendim otel sahiplerine sesleniyoruz. Kıbrıs otelleri. Bayramda biz tatiliz. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü Arto müsait. Eğer çünkü inanılmaz bir sahnesi var. Arto çok bakın, müsait. O... Miami'den bunları arayacağım hala müsait diyor. Bu iyice kafayı yemiş. Gerçekten gidecek misin? Aşkım gitsin. Sen burada Kocaeli'ne giderken ben Miami'ye gidiyorum ya. Aşkım ben kurşunlu bunlar. Hayaller ve hayatlar. Aynen. Anamın babamın eline gidelim. Minibüse geliyorsun ne yapıyorsun? Otobüste de gidiyorum. Arabayla da gidiyorum. Anana gidiyorsun ne yapıyorsun? Gerek yok hemen. Başlıklarım. Dün beni dövdü ya yalandan bugün. Bak aslında ben böyle bir adam. Bak bu dolsun sırtıma vurdu. Güçlü. Çok ağır. Güçlü. Kavga etmeden önce bana bakın hadi toparlanın dağıldık böyle. Hadi. Efendim.